Peki, buyur. Yani şimdi Necdet Bey'in söylediğine oradan alarak devam edeyim. Evet, Erdoğan'la herhangi bir anayasa yazılamaz, yapılamaz. Yani o kadar bu net bir gerçeklik ki, yani zaten anayasayı tanımayan, anayasayı kendine göre biçimlendiren, bugün kabul eden, yarın etmeyen, istediği zaman uygulayan, uygulamayan bir kişi ile, bir irade ile oturup yeni bir anayasa yapılmaz. E şimdi yeni bir anayasa yapılmayan birisiyle nasıl bir çözüm süreci yürütülür? Yani o çözüm süreci demek ya da bir barış süreci demek aslında bir anayasa, anayasal zeminini de hazırlamak demek bu işin. E o nasıl yapılır? Yapılamaz. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Yani orta yerde nasıl bir değişim, nasıl bir dönüşüm, nasıl bir ihtiyaç ortaya çıktı ki birdenbire ya da bütün figürlerde nasıl bir değişim var ki böyle bir gündem oluştu. Evet. Şimdi bakıyoruz Erdoğan'ın uygulamalarına, yönetim anlayışına, işte bu gitgide perçinlenen sultanizm rejimine, bunda bir değişikliğin oluştuğuna, burada bir dönüşümün varlığına ilişkin bir kanıt var mı? Yok. Yani her gün keyfi iktidar anlayışı ve alanı gittikçe genişleyerek ilerliyor. Yani şimdi ne oldu da mesela Erdoğan'ın bu keyfi anlayışından geri adım attığı ya da bunu ortadan kaldıracağına ilişkin bir veri çıktı ortaya. Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi MHP'ye bakıyoruz. MHP'nin politikalarında, düşüncelerinde, tasavvurlarında, uygulamalarında ne gibi bir demokratikleşme ya da o dar milliyetçi alandan çıkıp nasıl bir demokratik açılımı var ki efendim işte bu Kürt sorununu bile kapsayacak bir çözüme kendilerini hazır hale getirdiler. Şimdi böyle bir veri yok, böyle bir kanıt da yok. Hiçbirisi yok bunların. Şimdi böyle bunların hiçbirisi yokken durduk yere böyle bir iktidar anlayışı ya da böyle bir rejimin efendim biz ya birdenbire şeye geldik bunu çözelim artık ya da biz bunun işte çözüm için bir adım atacağız demesindeki samimiyeti, onun içeriğini bizi ya da buna ikna edecek veri nedir? Nedir ya? Nedir? Yani bunu bir ortaya koymak lazım. Şimdi bizim için esas olan tabii ki Kürt sorunu çok temel bir sorundur. Tabii ki bu çözülmelidir. Tabii ki bu hakikaten tarihi bir fırsattır. Yani her fırsat değerlendirilmelidir. Bunda adım atılmalı iler. Bu başka bir konu. Ama bu, yani bu sorun şöyle bir iktidar ile mi yapılmalıdır? Ya da buna gidecek, bu iktidarla yapılacak bir süreç böyle bir amaca hizmet edecek midir? Yoksa bu iktidarın kendi bagajındaki bir takım emellerine, bir takım pragmatik düşüncelerine hizmet edecek bir kullanım alanı mıdır? Şimdi bunu doğru tahlil etmek lazım. Şimdi diyelim ki bu iktidar efendim dedi ki ya bir yeni anayasa yapacağız. Evet, işte bu Kürt sorununu çözmek için de ona bir iki şöyle şöyle maddeler ilave edeceğiz. Ama temelde benim iktidar alanım değişmeyecek. Yani bu ceberut rejim sürecek. Yani anayasayı ben yine istediğim gibi algılayacağım. Efendim devleti istediğim gibi yöneteceğim. Yine yargı benim emrimde olacak. Parlamento yine hiç önemli olmayacak. Benim emir talimatlarım milli irade gibi yerine getirilecek. Kimse beni denetlemeyecek. Yani bu sistem devam edecek ama Kürt sorunu içinde şöyle 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 bir takım uygulamalar. Ya biz bunu kabul mü edeceğiz? Ya bunu biz yeni bir kazanım, bu işte atılmış bir adım mı göreceğiz yani? Buradan mı ilerleyeceğiz? Şimdi bu iktidarın bundan daha başka bir teklifle gelmesi ya da bunun dışında bir demokratik açılım yapabilmesi mümkün mü? O zaman samimiyet testine girmesi lazım. Şunu demesi lazım. Arkadaş Kürt sorunu, evet Kürt sorunu kadar bu ülkenin demokrasi sorunu var. Kürt sorunu kadar bu ülkenin hukuk sorunu var. Bu ülkenin yargı sorunu var. Bu ülkenin eğitim sorunu var. Bu ülkenin laik düzen sorunu var. Cumhur İttifakı mı diyecek bunları? Evet. Yani bakın samimiyet testi dediğimiz. Yani bizim ortaya koymamız gereken bunlar. Bu ülkenin sadece Kürt sorununu
sorununa ki palyatif, yani bence temelden ortadan kaldıracak çözümler üretmesi mümkün değil. Yani o ancak bir havuç gibi, bir elma şekeri gibi bana şöyle bir alan açacaksınız. Ben bunun karşılığında size şu kadar bir kazanımda bulunacağım, şunu sunacağım demesinden daha geniş bir alan açamaz. Ama ne olur? Ne olur? Ya bizim için söylediğim o diğer alanlardaki daralma, demokrasideki daralma, bu ülkenin hukuktan gitgide uzaklaşması, anayasal bir düzenin iyice ortadan kalması, bu keyfi rejimin iyice yerleşmesi Kürt sorunu kadar temel bir sorun. Tabii. Şimdi biz bunların hepsini konuşmalıyız. Daha ki geniş kapsamlı zemini, bir sorun. Bunun aslında zemini o yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalı. Ve burada muhalefet inisiyatif almalı, bunu bir fırsat görerek. Şunu demeli Cumhur İttifakı'na. Çok doğru, çok net bir noktaya geldin. Evet, Kürt sorunu bu ülkenin temel sorunlarından birisi, temel haklara ilişkin bir sorun. Ama bunu tek başına değil, bütün sorunlarla beraber oturup konuşup çözelim. Bunun zeminini parlamentoda yaratalım. Bunun için dediğim gibi bir dayanak yasal zeminini oluşturalım. Öncelikle ondan sonra yürüyelim. Bu ülkede hukuku inşa edelim. Hukuku inşa etmedikten sonra, yargıyı bağımsız kılmadıktan sonra bu yapacağımız açılımların bir anlamı yok. Burçin Atılgan, birinci çözüm sürecinde dediğim gibi ya, yapılmış bütün eylemler o çözüm süreci içerisinde, yani o zaman HDP'nin, Kürt siyasetinin yaptığı bütün eylemler sonra karşılarına suç olarak çıkarılıp cezaevlerinde uzun süren tutukluluk süreçleri için bir gerekçe yapıldı. Bakın birinci bölümde şunu söyledim. Merdan Yanardağ en canlı örnek. Bir taraftan Bahçeli üstü örtülü tecrit kaldırılsın. AFO'nun işte bir şekilde görüşü örgüte iletilsin şeklinde demeçte bulunurken, tecrit kaldırılmalıdır diyen Merdan Yanardağ hakkındaki karar, mahkumiyet hükmü 15 gün önce onandı. Yani bu ülkenin yargısı AFO'ya tecrit kaldırılmalıdır beyanının terör örgütü propagandası olduğuna ilişkin bir suç kabulünü onadı. Şimdi bir tarafta 15 gün yahu. 15 gün önce bir yargı kararı var orta yerde. Bu yargı kararına rağmen şimdi efendim Bahçeli'nin ve siyasetin, yani Kürt siyasetinin, işte Bahçeli'nin üzerinden Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin vesairenin tecrit kaldırılmalıdır beyanları var. Evet, tecrit kaldırılmalıdır. Bence de kaldırılmalıdır. Beyanları, buradaki düşünceleri alınmalıdır. Ama şimdi bir yerde de bağımsız olmadığı için yargınızın da bu kararı var. Yarın bir gün bu sürecin sonunda, ya yani bu süreç yürütülüp efendim bundan birkaç sene sonra Cumhur İttifakı'nın, iktidarın, Erdoğan'ın, Bahçeli'nin işine gelmediğinde ya da o günkü konjonktürde DEM'i ya da Kürt siyasetini tekrar kriminalleştirmek menfaatlerine olduğunda, bugünkü söylemlerin ya o gün suç olarak önlerine getirilmeyeceğinin garantisi var mı? Ya Selahattin Demirtaş, çok Selahattin Demirtaş 7 sene evvelki eylemleri 7 sene sonra ortaya getirilerek, önlerine konularak 7 sene sonra yazılmış bir iddianame ile cezalandırılıyorlar. Şimdi böyle bir pratik varken orta yerde neye güveneceksiniz? Şimdi önce samimi ise burada iktidar, dediğim gibi önce bu rejimi demokratikleştirmek, hukukun üstünlüğünü inşa etmek, yani temel hak ve hürriyetleri garanti altına almayı sağlayacak yasal bir zemin üzerinden yürümesi lazım. Ama bunun tabii Salim Bey, bunun gerçekçi olmadığını siz de biliyorsunuz. Tabii, yani böyle bir şans yok. Necdet Bey, bu gerçekçi olmadığı için yapılan işlemler de gerçekçi değil. Cumhur İttifakı'nın yapısına aykırı, yani doğasına aykırı. Bir elma şekerinden ibaret. Ama bunu yaşayarak görecek. Tabii buyurun lütfen. Şimdi Salim Bey'in çizdiği çerçeveye aslında prensip olarak bir itirazım yok. Keşke öyle olsa başka bir Türkiye konuşuruz, ama bunun böyle olmadığını biliyoruz, olmayacağını da biliyoruz. Yani doğru örneklemeler de son derece doğru gerçekten.
AKP açısından çünkü bir keyfiyet var. Yani kurumların içlerinin boşaldığı, kurumsuzluğun şeye dönüştüğü, bir ilkeye dönüştüğü ya da bir davranış dönüştüğü bir ülkeyi konuşuyoruz. Şimdi burada iktidar bunlara gelmeyecektir ama şöyle bir gerçeklikle yüzleşim biz. İktidar bir söylem üstünlüğünü ele geçirdi. Yani 31 Mart'ta muhalefetin yakaladığı, CHP başta olmak üzere muhalefetin yakaladığı söylem üstünlüğünü bu hamleyle ele geçirdi. Burada tereddütsüz, diğer tereddütsüz lafımı da söyleyeyim. Bence AKP ve MHP samimi değil. Ama sonuçta mevcut koşullar kuşkusuz 2013 gibi değil, 2014 gibi değil, 2012 gibi değil. Koşullar değişti ama bu hamlesi, bu hamle karşısında sizin önce şunları yap, sonra ben sürece dahil olacağım deme şansınız yok. Olduğunda bir hükmü yok. Çünkü sonuçta düşünsenize bu işi kim söyledi? Tıpkı 2002'de idam ya da 2002 öncesi Abdullah Öcalan'ın idam kararını kaldırılmasında MHP'nin imzası gibi Bahçeli kendisi söyledi yani bu hamleyi. Yani önemli bir şey çünkü yani Bahçeli'nin bugüne kadar DEM'le ilgili, HDP ile ilgili söylediklerini arka arkaya koyduğumuzda Bahçeli'nin bunu söyleme ihtimalini çok zayıf olacağını görmek mümkün. Mesela böyle bir söylemi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapmış olsaydı yer yerinden oynardı. Yani eskaza diyelim ki CHP Genel Başkanı ki aslında CHP zaman